Gençlik Prodüksiyon sunar. Bizim davamız İslam'dır. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster gecenizi gündüzünüze katarak çalışın, ister yan gelip yatın. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne de bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğinizdir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Davam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör. İslam Birliği davamız. Siyonist kapitalist emperyalizmin oyunlarını anlamanın en önemli yollarından biri de Orta Doğu ve İslam coğrafyasında son yüzyılda yaşadıklarımızdır. Özellikle petrol odaklı Orta Doğu oyunlarını kavrayabilmek için sizleri biraz geçmişe, bizzat yaşadığımız olaylara götürmek istiyorum. Yer Bağdat. Bağdat'ın tam merkezinde Zafer Abidelerinin yanındaki görkemli büyük binanın avizeli salonundayız. 40'tan fazla Müslüman ülkeden davet edilmiş 600'e yakın ilim, fikir ve devlet adamının karşısında Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin askeri üniformasıyla kürsüde konuşuyordu. Arkasında iki generali ayakta muhafızı olarak duruyordu. Günlerden 17 Haziran 1990. Körfez krizinin başlamasına daha 1,5 ay var. O gün 4 saat konuşan Sayın Saddam Hüseyin bizlere bir gün evvel ABD'de Yahudi lobisinin aldığı kararları açıklıyordu. İran-Irak savaşının ardından Orta Doğu'da denge İsrail'in aleyhine bozulmuştur. Irak'ın ordusu 9 yıl süren büyük bir savaş tecrübesi kazanmıştır. Ayrıca Irak ordusu diğer ülkelerin desteğiyle modern silah ve teçhizata kavuşmuştur. Uzun menzilli füze rampalarının hazırlığı içindedir. Bu güç İsrail'e karşı büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ne pahasına olursa olsun bu güç ezilmelidir ve Irak'a karşı bütün batılı ülkeler tarafından silah ambargosu uygulanmalıdır. Saddam Hüseyin, ABD'deki Yahudi lobisinin bu kararlarını açıkladıktan sonra daha o gün gelecek tehlikelere işaret ediyordu. Ve diyordu ki, bize fiilen ambargo konulmuştur. Sadece savunma ihtiyaçları bakımından değil, onarmak istediğimiz ve kurmak istediğimiz petrokimya sanayinin ihtiyaçlarını bile temine engel olmaktadırlar. Hatta yola çıkan kalın cidarlı çelik borularımız dahi başka ülkelerden geri çevrilmiştir. Üzerimizde çok yönlü bir plan uygulanmaktadır. Haksız tecavüzler ve davranışlar dayanılmaz boyutlara gelmektedir. Bu tecavüzde Irak hedef alınmışsa da gerçekte maksat bütün İslam alemini ezmektir. Onun için biz bu konferansımıza slogan olarak düşmana karşı gücümüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın anlamındaki ayet-i kerimeyi seçtik. Tam 99 gün sonra 23 Eylül 1990 günü yine Bağdat'tayız. Körfez krizinin en ateşli günleri. Her an 3. Dünya Harbi'nin çıkacağı endişeleri yaşanıyor. Tam bu sırada yine Saddam Hüseyin'le beraberiz. Ancak bu sefer de ne Bağdat'ın görkemli konferans salonunda ne de Saddam Hüseyin'in sarayının ihtişamlı bir bölümündeyiz. Sarayın sade döşenmiş bir salonundayız. Saddam Hüseyin dinç görünümlü ve dinamik yapısıyla salona girdi. Sayın Erbakan, hoş geldiniz.
uzun zamandan beri görüşemedik. Tekrar buluştuğumuza memnun oldum diyerek söze başladı. 3 saat süren bir görüşme yaptık. Saddam Hüseyin bu görüşmemizde 99 gün önce Bağdat Konferansı'nda işaret ettiği hususların nasıl ortaya çıktığını önemli belirtti ve bilhassa üzerlerinde uygulanan planların dayanılmaz noktaya gelmesi dolayısıyla Kuveyt'e müdahaleye mecbur kaldıklarını ifade etti. Yani kendi tercihimizde değil, mecbur kaldığımız için adımı attık diyordu. Bütün dünyanın gözlerinin dikildiği Bağdat'ta gece saat 9'dan 12'ye kadar devam eden 3 saatlik görüşmemizden sonra otele girerken bütün konuşmaları bir kere daha zihnimde hatırlamaya çalıştım. Her şeyden önce Körfez krizi neden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en mühim olayı olmuştu? İnsanlık bu arada uzun yıllar Kore Savaşları'nı, Vietnam Savaşları'nı, İran-Irak Savaşı'nı, Afganistan Savaşı'nı ve daha birçok savaşı yaşamıştı. Ancak Körfez krizi hepsinden daha başka bir önem taşıyordu. Bütün dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bu önem nereden geliyordu? Bunu düşündüm. Evet, hakikaten Bağdat'ta yaşadığımız bu önemli saatler, bütün dünyanın adeta tek mesele olarak Körfez'le meşgul olduğu en ateşli günlere ve bizim de Körfez krizi münasebetiyle yapmakta olduğumuz 22 gün 22 gecelik Körfez Barış Harekatı çalışmalarımızın tam ortasına rastlıyordu. Herkes bir an önce savaş çıkması yolunda çalışırken, Körfez'deki yangına körükle giderken biz tam tersini yapıyorduk. Bütün gücümüzle Körfez'de bir savaş çıkmasını önlemek için gayretle çalışıyorduk. Bu çalışmamız 9 Eylül günü İstanbul'dan Mekke konferansına gitmekle başladı. Bağdat, Mekke, Amman ve Trablus arasında tam bir mekik diplomasisi şeklinde devam etti. Uçakta zihnimde geçmiş canlandı. Çok önemli bir olayı bir kere daha hatırladım. 1952 yılının ilkbahar aylarıydı. Almanya'da doktora tezi ve doçentlik tezi çalışmalarımı bitirdikten sonra Aachen Technische Hochschule'sinde Profesör Schmidt'le beraber bugünün harp sanayinin temelini teşkil eden füzeler ve Leopard tank motorlarının geliştirilmesiyle ilgili araştırmaları yürütüyorduk. Profesör Schmidt, harp içindeki Almanya'nın en üst seviyede araştırmalarını yapan Deutsche Luftwaffenforschung Merkezi'nin en önemli şahsiyetiydi. Dünyada ilk defa Alman ordusunun Avrupa'dan yapılan atışla Londra'yı vurduğu V1 V2 füzelerinin keşfinde önemli rol oynamıştı. Bir gün üniversitenin araştırma laboratuvarında çalışırken benimle görüşmek istediğini söyledi. Elinde Esso Petrol Şirketi Genel Müdürü Dr. Müller'in gizli bir konferansa davet kartı bulunuyordu. Bu konferansa kendisinin gidemeyeceğini, ancak böyle önemli bir şahsın verdiği konferansta isminin yazılı olduğu masanın boş kalmamasına da ehemmiyet verdiğini belirtti. Mümkünse bu konferansa kendi adına benim gidip yerini almamı rica etti. Memnuniyetle kabul ettim. Konferans o tarihte harpten çıkmış Almanya'nın yıkık Aachen kentinin ilk tamir edilen en lüks binasında yapılıyordu. Bu bina aslında bir termal kaynak bulunduğu için adı Bad Aachen olan Aachen şirketinin ağaçlar içindeki meşhur Kurhaus oteliydi. Girişte sıkı kontroller yapıldı. Davetiyeyi göstererek Profesör Schmidt'in adına onun yerine oturdum. Şehrin valisi, başpiskoposu, profesörler, İleri gelen iş adamları ve yazarlardan müteşekkil seçkin bir topluluk bu konferansa davet edilmişti. Esso şirketi Genel Müdürü Dr. Müller açılış konuşması yaparken şunları söyledi. Sizleri her ne kadar bugünkü Arabistan konulu bir konferansa davet ettimse de, bu davetin büyük takdimi konferansın gizliliği münasebetiyledir. Toplantının asıl maksadı şudur. Suudi Arabistan'ın yeni petrol bölgesi Dammam'dan geliyorum. Amerikalılarla beraber dünyanın en zengin petrol kaynaklarını bulduk. Amerika'nın ve Avrupa'nın önemli şehirlerinden seçilmiş kimselerle yapılmasını programladığımız bu gizli toplantılarda
bu muazzam servetin Batılıların yararına kullanılmasını nasıl temin edebileceğimizin istişarelerini yapmak istiyoruz. Onun için bu büyük zenginlik hakkında bize kısaca bilgi verdikten sonra aslında ben sizin tavsiyelerinizi dinlemek istiyorum. Suudi Arabistan'da dünyanın en zengin petrol yatakları bulunmuş ve ilk üretim başlamıştı. Buradaki rezervler dünya toplam petrol rezervinin %20'sine denk büyük rezervlerdi. Batı bu rezervlerin kendi yararına kullanılmasını istiyordu. Bunun daha ilk günlerden tedbirlerini almaya çalışıyordu. Doktor Müller ayrıca konuşması esnasında Müslümanlık hakkında gerçekle hiç alakası olmayan o kadar yanlış şeyler anlattı ve Müslümanların hakkı olan bu petrolü onlardan alabilmek için toplantıya iştirak edenler de o kadar insanlık dışı haksız teklif ve tavsiyelerde bulundular ki o gün hayatımın feveran göstermemek için en çok çaba sarf ettiğim günü oldu. Profesör Schmidt'in yerine gittiğim için susmak zorunda kaldım. Ancak reaksiyonumu hemen o gece Türkiye'deki arkadaşlarıma 40 sayfalık bir mektup yazarak duyurmak ihtiyacını hissettim. Batı, Körfez petrolüne ilk günden beri hep bu gözle bakmıştır. Bu petrolü kendi kontrolünde tutmaya her şeyden fazla önem vermiş, özen göstermiştir. Çünkü petrol bugünkü Batı endüstrisinin en kaçınılmaz enerji kaynağıdır. Yani Batı'nın petroldeki çıkarı hayatidir. Batılıların petrolü elde etmek için neler yapabileceği, kapalı kapılar arkasındaki gerçek yüzü o gün ortaya çıkıyordu. Petrol kaynaklarına sahip olan İslam ülkeleri ve insanların hayatına karşı Batı'nın ne büyük haksızlık ve zulümlere girişebileceği kendini belli ediyordu. Nitekim 1973 yılında İsrail'in bölgedeki devletlere haksız tecavüzü üzerine Suudi Kralı Faysal haklı olarak Batı ülkelerine sattığı petrolün fiyatını bir tepki olarak artırınca Batılılar da derhal bir araya gelerek meşhur enerji ajansını kurdular. O zaman da Türkiye'yi bu ajansa dahil etmek için çok çalıştılar. Ancak bu ajansın maksadı, kendi ifadelerinde de belirtildiği gibi, petrolü silah olmaktan çıkarıp Müslüman ülkelerin elinden yok pahasına satın almak olduğundan biz Türkiye'nin bu ajansa üye olmasını milli menfaatlerimize uygun bulmadık. Biz hükümetteyken Türkiye'nin 4 yıl boyunca bu ajansa üye olmasını önledik. Çünkü kardeş Müslüman ülkelerden Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak petrolü daha ucuz fiyatlara zaten alıyorduk. Enerji Ajansı aldığı tedbirlerle varili 40 dolara kadar çıkmış petrolün fiyatını 6 dolara kadar düşürdü. Buna karşılık Batı, sattığı sanayi ürünlerinin fiyatlarını ise hızla yükseltmeye devam etti. Sonunda ezilen yine Müslüman ülke halkları oldu. Bundan bir müddet sonra Batı'nın müttefiki olan İran'da Şah'ın devrilmesini müteakip oluşan yeni yönetim Batı denetiminde olmadığı için Amerika Körfez'deki petrolden yine endişelenmeye başladı ve çevik kuvvet hazırladı. Bu kuvvetin her an Körfez'e müdahale edebilmesi için Türkiye'deki üsleri kullanma talebinde bulundu. O zaman biz mecliste bu talebe şiddetle karşı çıktık ve gerçekleşmesini önledik. Körfez'de zengin petrol yataklarının bulunmasından bu yana geçen 40 yıllık sürede bu önemli olaylar zincirine bir yenisi eklendi. Batı, 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük askeri yığınağı Körfez'e yaptı. Bu kadar kısa zamanda bunca askeri yığınağın yapılmasının sebebi nedir? Bu önem nereden ileri geliyor? Gerek bu son Körfez olayını ve gerekse 40 yıldan beri cereyan eden olayları açıklayabilmek için petrolün ve Körfez'deki petrol yataklarının ehemmiyetini ve bunun dünya dengesinde oynadığı büyük rolü bilmek mecburiyeti vardır. Yapılan araştırmalar hızla artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut imkanların sınırlı olduğunu, önümüzdeki dönemlerde büyük güçlüklerle karşılaşabileceğini açıkça göstermektedir. Her türlü tedbire rağmen petrol bugün hala insanlığın enerji ihtiyacını karşılamak bakımından çok önemli bir kaynağı teşkil etmektedir. Diğer yandan bugünkü medeniyetin savunma ve silah sanayinin bel kemiğini de yine petrol teşkil etmektedir.
Çünkü uçaklar, tanklar, gemiler petrolle çalışmaktadır. Ayrıca sivil hayatın en önemli unsuru olan taşıtlar da petrolle hareket etmektedir. Bütün bu özellikleriyle petrol çok önemli, hayati ve stratejik bir madde mahiyetini taşımaktadır. İşte bütün insanlık için her bakımdan çok büyük önem taşıyan petrolün, yeryüzündeki rezervleri ve üretimi sınırlı bulunmaktadır. Dünyadaki toplam petrol rezervlerinin yaklaşık %10'u Irak'ta, %10'u Kuveyt'te, %20'si Suudi Arabistan'da, %10'u da İran'da bulunmaktadır. Böylece Körfez bölgesindeki petrol, dünya rezervinin yarısına tekabül etmektedir. Bu petrol rezervlerinin bugünkü fiyatlarla değeri trilyonlarca dolar tutmaktadır. Bu kaynağı kontrol etmek demek, bir yandan dünya sermaye gücünü kontrol etmek, diğer yandan da bütün insanlığa hükmetme imkanını elinde bulundurmak demektir. Ayrıca Körfez ülkelerinin bugüne kadar petrol üretimi vasıtasıyla elde ettikleri servetin halen yaklaşık 700 milyar dolarlık kısmının Batı bankalarında bulunduğu ve bu servetin Batı bankalarının temel kaynaklarından birisi olduğu dikkate alınırsa, Körfez politikasının her yönüyle ne kadar büyük önem taşıdığı açıkça görülür. Zengin ülkelerden meydana gelen bir kuzey var. Bu zengin kuzey ülkelerini yönlendiren güç, gerçekte bir ezen gücü oluşturmaktadır. Bu ezen güç, netice itibariyle bir yandan dünya sermayesini elinde bulundurarak, diğer yandan da bankalar, sanayi kuruluşları, uluslararası şirketler, tüm iletişim araçları, siyasi yönetimler ve gelişmiş istihbarat kuruluşları gibi etkili mekanizmalar vasıtasıyla bütün insanlığı sömürmektedir. Bu ezen güç, sadece geri kalmış ülkelerin halklarını ezmekle kalmıyor, gelişmiş ülke halklarını da eziyor. Batı veya Doğu ülkelerinde meydana getirilen değişiklikler de sonuç olarak ezen gücün sömürüsünün Doğu'ya da yaygınlaşması manasını taşımaktadır. Çünkü şimdi Doğu ülkelerinde serbest piyasa ekonomisine geçilmekte, bu ülkelere ezen gücün sermayesi borç olarak verilmektedir. Böylece bir yandan bu ülkeler yönlendirilmekte, diğer yandan bu ülke halkları bu sermayeye esir edilmekte ve sömürülmektedir. Böylece bir yandan bu ülkeler yönlendirilmekte, diğer yandan bu ülke halkları bu sermayeye esir edilmekte ve sömürülmektedir. Böylece yapılan iş, 6 milyarlık insanlığı ezmek ve sömürmekten ibarettir. Bu ezen gücün icraatını gördükçe, dünyanın gidişatında oynadığı rolü ve faaliyetleri izledikçe, çocukluğumuzda gördüğümüz korku filmleri aklımıza geliyor. Bir Drakula vampiri vardı ve insanlığın kanını emerek yaşardı. Bunun için her yola başvurur, insafsız bir şekilde insanları öldürür, ezer, kırardı. Şimdiki ezen güçte 6 milyar insanın hakkını yiyor, onları sömürüyor, ızdırap ve gözyaşına boğuyor. Davam. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici. Kayıt montaj Ali Güngör. Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332 350 7801